أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا من له الحمد في الآخرة يا من يقسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عليم يا قدير يا من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يا من قدر للقمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم يا من يحيي العظام وهي رميم يا من زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد يا من من على موسى وهارون ونجاهما وقومهما من الكرب العظيم يا من سبقت كلمته لعباده المرسلين يا من سخر لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق يا من آتى داود الحكمة وفصل الخطاب يا من سخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب يا من يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا من الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يا من هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها يا من هو ذو مغفرة وذو عقاب أليم يا من هو بكل شيء محيط يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد يا من يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين Değerli, gayretli, faziletli kardeşlerim, tefsir usulleri içerisinde Fatiha suresi üstünde duruyoruz. Bayağı uzunca süreden beri Fatiha suresi üstünde durduk. Ve en son
son ayetin son cümlesi üstünde kaldık. Gayril mağdubi aleyhim velattallin. Amin. Amin üstünde de inşallah duracağız. İhtinas sıratel müstakim, sıratellezine en'amte aleyhim. Bunlar Allah'tan istediğimiz müsbet manada ve olumlu olarak Allah'tan istediğimiz şeyler. Ama gayril mağdubu aleyhim velattalin de menfi manada istediğimiz şeyler, olmamasını istediğimiz şeylerdir. Allah'ım bizi mağduptan eyleme, dalinden de eyleme demek. Bütün Kur'an-ı Kerim bu iki ölçü esas üzerinde serdi kelam etmiştir. Tergib ve terhib. Bazen tergib önce rağbet verdirmek, teşvik etmek, terhib korkutmak arkasından gelir. Bazen Cenab-ı Hak terhibi öne çekmiş, korkutmayı, tergibi arkasından ifade etmiştir. Allah'ın rahmetiyle müjdelemek ve gadabıyla korkutmak veya gadah ve kahriyle korkutmak, rahmetiyle de, rahimiyetiyle de müjdelemek. Havf ve reca dengesini Cenab-ı Hak aslında bize takdim ediyor. Havf ve reca dengesi kulluk açısından çok önemlidir. Kefeteynü havfu reca, hizmeti dünya ve ukba demişlerdir. Terazinin bir kefesinde ahiret, bir kefesinde dünya, eşit denge içinde nasıl bir denge ise Allah'tan korkacağız. Ama korktuğumuz kadar da ümit var olacağız. Çok ümit var olacağız ama ümit var olduğumuz kadar da Rabbi Rahim'in kahrından korkacağız. İşte Fatiha suresinin son ayetleri bu havf ve reca dengesini bize anlatıyor. Hem duanın müsbeti ver ya Rabbi, sırat-ı müstakimde hidayet ver ya Rabbi, nimete ulaştırdıkların yolunda bize de nimetler ver ya Rabbi. Bu müsbet manada Allah'tan istemektir. Allah'ım bizi ne olur mağduptan yapma, dalinden eyleme. Gayril mağdubi aleyhim velattalin de işte bu dengeyi ifade ediyor. Ayet-i kerime üstünde duracağız. Ancak diğer ayetlerde bir usul olarak ele alıp işlediğimiz gibi cümle içinde, ayet içinde geçen bir kısım kelimelerin önce manası üstünde durmalıyız. Bunlara müfredat manası diyoruz. Gayril mağdub, Allah'ın bizi mağduptan yapma. Mağdub nedir? Kelimenin aslı gadab, gadabe, öfkelendi, gadaplandı demek. Velat dalin, Allah'ın bizi dalinden de yapma, dalale, sapık, sapıtanlardan da yapma. O zaman gadab nedir, dalal nedir? İşte müfredat manası dediğimiz, önce bu kelimeler, fiiller üstünde biraz durmamız gerekiyor. Sonra muhteva manasıyla da ele alacak ve sonunda da inşallah amin üstünde durarak böylece Ramazan-ı Şerif'ten önce Fatiha suresini kendi ele alış şeklimize göre inşallah tamamlamış olacağız. Bizim Türkçemize gazap olarak geçmiş bir kelime. Bildiğiniz gibi Türkçede dat harfi bazen z ile ifade edilebiliyor. Ramazan aslı, fakat biz ona Ramazan diyoruz. Datı z gibi okuyabiliyoruz. Hıdır aslı ama biz ona Hızır diyebiliyoruz. İşte gadap da Türkçeye dat z olarak geçmiş, gazap, gazaplanmak, öfkelenmek şeklinde geçiyor. El gadap Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nispet edilen
haberi sıfatlardan bir tanesidir. Bunu böyle bilmelisiniz. Haberi sıfattır bu. Allah'ın bir fiili ismi değil. Haberi sıfatlarından bir tanesidir. Lügat manasıyla öfkelenmek, kızmak manasında, öfke, kızgınlık anlamında isim olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış gazap, gadap kelimesi. Gadaba kökünden değişik isimler, sıfatlar ve fiiller türetilmiş ve işte bu türevleriyle, yani bizim kendi ifademizle, iştikaklarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'de gadap ayeti, gadap kelimesi 24 ayette geçmektedir. Bunların 19'unda gadap Allah'a isnat edilmiş, Allah'ın gadaplanması ve 24'ten 19'unu çıkartınca geride 5 tane kalıyor. Diğer geri kalan 5 tanesi de kula isnat, nispet edilerek ifade edilmiştir. Ragıp el-İsfahani meşhur lügatçı müfredatında gazap Allah'a nispet edilirse başkası adına intikam alması, yani kullar arasındaki haksızlıklardan ötürü Allah'ın suçluyu cezalandırması, böylece masumu bu şekilde koruması, masumun hakkını alması olarak meseleye bir kelime, lügat manası vermiş. Müfredat nam lügat eserinde gadaba mastarı veya gadaba kelimesi, gadaba kelimesi içerisinde. Kur'an-ı Kerim'de gadap kelimesi yerinde kullanılan iki kelime daha vardır, tabir daha vardır. Bir tanesi saht kelimesi. Az sonra misallerini vereceğim. Saht, öfkelenme demek. Bir de Allah'ın öfkesinin, sahtin ve gadabının en celalli halini anlatan bir de gayz kelimesi vardır. Bizde de gayz kelimesi kullanılır. Adam çok gayızlandı yani. Babamı çok öfkelendirdim, gayızlandırdım deriz. Kur'an-ı Kerim'de gayz kelimesi Allah'ın celalinin, öfkesinin en zirve noktası olarak anlatılır. Tekâdü semâvâtü yetefattarne min fevkihin. Allah'ın öfkesi, gayzı tecelli edince neredeyse semavat ve arz bile paramparça olacak hale gelir diyor. Öbür alemde Allah cehenneme de öfkesiyle tecelli edince tekâdü temeyyezü minel gayz. Mülk suresinde Allah'ın gayzından dolayı neredeyse cehennem bile paramparça olacak hale gelecek, geliyor ifadesi vardır. Demek ki El-Gadab, onun ismi mef'ulü El-Mağdub. Onun yerinde kullanılan Kur'an'da iki kelime daha, bir sahit ve bir de gayız kelimesi olduğunu ifade etmiş oldum. Cenab-ı Hakk'a isnat edilen gadab, Kur'an-ı Kerim'den bazı misaller, 19 yerde gadab Allah'ın gadaplanmasına nispet edilerek anlatılmıştır. Bunlardan bir tanesi mesela Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 93. ayette mümini öldürene karşı Allah'ın gadabından bahsedilir. Bir insan, insan öldürür. Bu kasten olur, hataen olur. Ona göre cezaları vardır. Bunlar Nisa suresinde geçmişti. Ve bir de mümini kasten öldürürse işte Allah ona gadaplanır. Ve men yaktul müminen müteammiden fecezauhu cehenneme fecezauhu cehennem haliden fiha ve gadiballahu aleyhi ve la'anehu
ve e'adde lehu azaben azime. Evet, Nisa suresi 93. ayet olan bu ayete baktığımız zaman, kim de bir mümini kasten öldürürse cezası nedir? İçinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir. Onu lanetlemiştir. Lanetle gazap kelimesi bu ayette beraber geçiyor. Anlaşılıyor ki Allah'ın gazap ettikleri aynı zamanda Allah tarafından lanetlenmiştir. Ve onun içinde de büyük azap içerisinde kalacaklardır. Allah'ın gazaplandığı mümini kasten öldüren kişiye karşı. Bir başka ayette ise Allah kime gazaplanır? Savaştan kaçana. Savaştan kaçana Allah'ın gazaplanması da Enfal suresi 16. ayette anlatılıyor. Ve men yuvellihim yevme izin dübirahu illa müteharrifen li kıtalin ev mütehayyizen ile fiyeti fakat ba'a bi gadabin minallah ve me'vehu cehennem ve bi'sel masir. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın, komutan demiş ki sen mutfakta çalış, geri hizmet veriyor. Bunlar istisna. Böyle meşru mazeretler olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramıştır. Allah ona gadaplanmıştır. Onun varacağı yer cehennemdir. Bir önceki ayette de gadaba maruz kalanların yerinin cehennem olduğu ifade edilmişti. Orası ne kötü bir son yani ve bi'sel masir. Allah kime gadaplanır? Bir üçüncü misaline gelince Allah hakkında kötü zan besleyen münafıklara ve müşriklere Allah gadaplanır. Bu mevzuda çok dikkatli olmalıyız. Biz de Allah hakkında suizan yapmamalıyız. Ya yok canım Allah beni affetmez. Yok canım Allah beni bağışlamaz. Yok canım biz ne kadar hizmet etsek, gayret etsek biz başarılı olamayız. Bu ve buna benzer. Hem dünyevi hem uhrevi. Allah hakkında suizan etmek. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzu çok genişçe anlatılıyor. Özellikle bugün de tefsir dersinde bir arkadaşla okuduk. En'am suresinde Allah'ın gadaplandığı kimseler Allah'a suizan yapan kimselerdir. Biz Allah'a hüsnü zan etmeliyiz. Benim günahlarım çok. Asi, mücrim bir kulum. Ama Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyeti çok geniş. Benim kusurlarım o deryada zerre bile etmez. Allah Erhamurrahim'indir. Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'la alakalı ümit var olması gibi ölünün dirileceğine bile ümit etme manasında Allah hakkında hüsnü zan etmeliyiz. Fetih suresi 6. ayet. Ve yuaddibel münafikine vel münafikati vel müşrikine vel müşrikati zannine billahi zannessev. Onların zanlarının ne kötü bir zan olduğuna münafıkların ve müşriklerin burada ifade edildikten sonra aleyhim dairatüsev ve gadiballahu aleyhim ve la'anehum ve a'adde lehum cehennem ve sa'et masira. Erkek olsun, kadın olsun Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın Allah. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiştir. Kendilerini lanetlemiş. Burada da gazap ederse Allah o aynı zamanda lanetlenmiş olur. Bağlantısı geçiyor burada. İşlerinde kalacakları ebedi bir cehennem hazırlamıştır Allah onlar için. Orası onlar için ne kötü bir yerdir. Allah'ın lanetine, gadabına daha doğrusu maruz kalanlardan
Diğer bir grup da Kur'an-ı Kerim'de geçen irtidat edenler. Yani iman etmiş fakat sonra imandan dönmüş. Müslüman olmuş, dinden dönmüş. Mürtet dediğimiz kimseler, Allah bunlara da gadap ettiğine dair Kur'an'da Nahil Suresi 106. ayet. Men kefera billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim. Burada gadaptan sonra lanet kelimesi geçmedi. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, yani kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere. Evet, yani dön diyor, dönmezsen, döndüm demezsen seni öldürecek. Ükrihe, baskı altında kalmadan kendi keyfiyle imandan dönerse işte, kim kalbini inkara açarsa işte onlar Allah'ın gazabına maruz kalanlardır. Bunlar için ne büyük bir kötü azap vardır diyor. Bu çok önemli. Dört basamak saydım. Allah kimlere gadab ediyor? Kur'an'daki ayetlerle savaştan kaçanlara, Allah hakkında kötü zan besleyenlere, mümini kasten öldürenlere ve bir de burada mürtet olanlara Allah'ın gadabından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet, gadap lanetlenmiş oluyor, gadaba maruz kalan hep arkasında cehennemden bahsediliyor. Bir de bu ayetlerin dışında Kur'an-ı Kerim'de genellikle Cenab-ı Hak Beni İsrail'e, Yahudilere gadaplanmasıyla alakalı ayetler de vardır. Allah Hazreti Davut'un ve Hazreti İsa'nın diliyle diyor ki Beni İsrail'e lanet etti. Lanet edilmek de aynı zamanda gadaba maruz kalmak demektir. Gadapla lanet sanki iç içe girmiştir. Gadap sebep, lanet onun sonucu gibidir. Ve bu mevzuda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da onlara yani kendi cemaatine anlattığı o kadar meseleler var ki ama bir yerde bu mevzu Kur'an'da yedi yerde anlatılıyor aslında. İnnellezîne ettehazü'l-icle seyenâluhum gadabun min rabbihim ve zilletün fil hayâti dünya kezâlike neczil müfterîn. Allah şöyle buyurdu ki buzağıya tapanlar yok mu? Yani Hz. Musa'nın karşısında önce iman ettik demişler sonra buzağa tapar hale gelmişler. Bu okuduğum ayet Araf suresi 152. ayet. Ama aynı manada Bakara 57'de var, 61'de var, 88'de var, 92'de var. Taha suresi 80 ve 90. ayetlerde de var. Buzağa tapanlar yok mu diyor Allah'ımız? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Buradaki iftiradan maksat Allah'a yapılan iftiradır. Allah'a yapılan iftira en büyük zulüm olarak da Kur'an'ın çok değişik yerlerinde ifade edilir. Evet, bu gazap ayetlerini tek tek 19 ayet dedim Allah'a nispet edilen genişçe daha müstakillen anlatabilirdik ama bir fikir verdiğimi ifade edebilirim. Bir de hadis-i şeriflere bakabiliriz. Acaba Efendimiz Aleyhisselam Allah'a nispet ettiği gadabı anlatırken neler buyurmuştur? Şunları Allah'ın gadap ettiğine dair rivayetler var hadislerde. Efendimiz Aleyhisselam haksız yere birinin malını almak için yemin edene de
Allah'ın lanet ettiğini söylüyor. Tekrar ediyorum. Adamın malını alacak, yemin ediyor kendi doğruluğunu. Onu aldatmak için yani. Bir hadis-i şerifte Buhari'nin Şürb kitabında Allah'ın böyle bir insana lanet ettiğine dair rivayet var. Başka Allah'a dua ve niyazda bulunmayana Allah lanet eder. Allah'tan başka herkese yalvarıyor ama Allah'a yalvarmıyor. Allah'a dua etmiyor. Allah ona da lanet etti. İbn-i Mace'de geçiyor. Dua bahsinde bu. Müsned'de geçiyor Ahmed İbn Hanbel'de. Hadislerde Allah'ın lanetine maruz veya gadabına maruz kimseler başka kimlerdir? Kimsenin ilahi gazaba maruz kalacağını ifade etmiş. Allah, evet, yukarıda birisinin malını haksız yere almak veyahut da Allah'a dua etmiyor da başkalarına, Allah'ın onlara gazap duyacağı ifade edilmiş. Ayrıca gök gürültüsü ve şimşek karşısında Allah'ım bizi gazabınla helak etme diye dua etmek lazım. Yani bir korkulan hadise olmuş, şimşek çakmış, gök gürlemiş, zelzele olmuş, ortalık yıkılıyor, yıkılacak. Yani öyle bakıyor. Biz diyeceğiz ki Allah'ım gazabınla bizi helak etme. Efendimiz öyle dua ederdi. Demek ki korkulan hadiseler karşısında böyle dua etmeyene de Allah gazap eder. O andaki celali tecellisinden o da nasibini alır şeklinde hem Müsned'de hem Tirmizi'de de bununla alakalı rivayetler olduğunu ifade edebiliriz. Bir adam geldi Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah dedi, bana ahlak açısından böyle uzun nasihatler benim kafamda kalmaz. Bana böyle kısa bir nasihat et ki ben de ona göre kurtulayım, yani ahiretimi kurtarayım, dünyada rahat edeyim. Efendimiz o bedevi adama bir tek kelime nasihat etti. La tağdab, gadaplanma. İslam'ın çok önemli bir tavsiyesidir bu. Biz müminlere gadaplanma. Gadap olunca süh de olur, gadap olunca gayiz de olur. Yani öfke ile kalkan zararla oturur. Sonuç olarak bu la tağdab Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Ve ayrıca Efendimiz Aleyhisselam kıyamet gününde İnsanların şefaatçi arayacaklarını anlatırken de başvurdukları her peygamberin Allah daha önce bugünkü kadar gazaplanmamış, bundan sonra da gazaplanmayacaktır dediklerine şahit olacaklarını Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de haşri anlatan ayetler içerisinde, hadisler içerisinde bunlar da geçiyor. Yani biz gideceğiz peygamberlerden şefaat isteyeceğiz en son Efendimiz'e. Efendimiz'e gelinceye kadar peygamberler diyecek nefsi nefsi şefaat edemem ben. Neden? Ya ben bugüne kadar Hazreti Allah'ın bu kadar gadaplandığı, hiç gazaplanmamıştı Allah. Bundan sonra da bugünkü gibi haşirdeki gibi gazaplanmayacaktır deyip onun karşısında titreyen peygamberlerden bahsedilir. Yukarıda aktarmıştım girişte, Kur'an'da öfkelenmek, öfke manasında yani gadap kelimesi yerinde hem de bir isim olarak, mastar olarak da kullanılan sahat kelimesi, süht. Kur'an-ı Kerim'de süht olarak geçer bir kelime var. Bu da 3 ayette Allah'a nispet edilerek kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi mesela Âl-i İmrân suresi 162'de. Efemeni tebe'a ridvânallâhi kemen bâ'e bisahatim minallâh ve me'vâhu cehennem ve bi'sel masîr. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu? Allah'ın gazabına uğrayanla Allah'ın rızası peşinde koşanlar bir olur mu hiç? Bunun varacağı yer, yani Allah'ın gadabına maruz kalmışların varacağı yer
cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Allah'ı gadaplandırmamak. Gadaplandırmamak için ne yapmamız lazım? Daha doğrusu hangi hataları, günahları terk etmemiz gerekiyorsa onları iyi bilip ve onlardan vazgeçmek lazım. İşte burada kemen ba'e bi sahatin, sahat kelimesi geçiyor. Suht kelimesi, yani öfkenin muzaaflarından, şiddetlerinden bir tanesidir bu. Allah'a nispetle Kur'an'da 3 yerde geçiyor dedim. Al-İmran 162. ayeti okudum. Ama Maide 80 ve Sure-i Muhammed'in de 28. ayetlerinde Allah'a nispetle geçen sahht kelimesi vardır. Az önce zikretmiştim, bir de şiddetli öfke, kin manasında Kur'an-ı Kerim'de gayz kavramı da geçiyor. Hadis-i şeriflerde de Allah'ın gayzı ve kahrı olarak epey bir rivayet vardır. Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inde, Müslüm'ün Adab kitabında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor bir rivayette. Bu çok dikkatimi çekti. Kıyamet gününde Allah nezdinde en çok buğz edilecek kişi, buğz, gayz kişi, kendisine insanların şahı diyen, kendisine insanların şahı diye isim veren adamlardır. Ben kaymakamım, ben valiyim, ben cumhurbaşkanıyım. Gururlu, kibirli millete böyle tepeden bakacak kimseler, işte Allah'ın kıyamette, haşirde en çok buğz edeceği kimseler olarak Efendimiz burada onu nakletmiş ve hadisi şerifin sonunda da şöyle buyuruyor. Allah'tan başka melik yoktur. Demek ki bizler meliklik iddia edersek, ben malikim, malikhanem var benim, benim tarlam var, evim var, çocuklarım var, benim, benim. Bu bile Allah'ın bizler için gayızlanmasına sebebiyet verebiliyor demektir ki bu mevzularda çok dikkat etmeliyiz. Gayız kelimesi. Mağdub, gayril mağdub. Allah'ın bizi gadaplanmış, yani gadaba maruz kalmışlardan eyleme diyoruz. Bakınız, gadab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 19 yerde Allah'a izafetle, nispetle, 5 tane de insanlara nispetle anlatılmış. Halbuki hadis-i şeriflerde yüzlerce vardır. Ve bir cümle daha söyleyeceğim. Sen lüzumlu lüzumsuz diğer insanlara gadaplanıp durursan Allah da sana gadap eder ve Allah'ın gadap ettiği kimselerin de varacağı yer bir cehennem olduğu, 3-4 ayette de Allah onlara lanet eder bağlantısı içerisinde ifade edilmiştir. Allah'ın bizi mağduptan eyleme. Az sonra biraz açılımına geldiğim zaman sunmak isterim. El mağdub ismi mef'uldür. Yani kat'ileşmiş, artık değişmez, mühürlenmiş manasında. Velat dalin, Allah'ın bizi dalinden de eyleme. Dalin, dalale kökünden. Hak'tan yüz çevirip batıla yönelme. İlahi buyruklara aykırı davranma manalarında Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabirdir. Dalal veya dalalet maslarından alınmış, lügatta kaybolmak, telef olmak, şaşırmak, yanılmak gibi manalara gelmektedir. Bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan az veya çok ayrılmak, azmak, sapmak manalarında da Kur'an-ı Kerim'de mükerrer defa kullanılmıştır. Bu temel manalardan hareketle dalalet mecazi olarak akla, duyulara ve gerçeğe aykırı ilkeleri benimsemek. Tekrar edeyim. İstilahi manada akla ters,
duyulara zıt, gerçeklere aykırı şekilleri, şeyleri benimsemek ve karşılığında, bunların karşılığında kullanılmıştır. Ama genellikle maksada ulaştıran yolu bulamamak. Mesela çıkış noktasıyla varış hedef arasında bir çizgi vardır. Siz merkezden bir santimlik, bir milimlik yanlış açı ile hedefe doğru giderseniz kilometrelerce uzaklara düşersiniz. Onun için maksada ulaştıran yoldan hafif şaşırmak, o yolu bulamamak, istenen sonuca götürülmeyen, götürmeyecek bir yola girmek, bu da dalalet manasında ifade edilmiştir. Ayrıca istenen her türlü neticeye ulaştırıcı yoldan ayrılmak da diyebiliriz. Bunlar farklı şekillerde, farklı açılardan dalalet için kullanılan bir tabirdir. Ve dini yoldan sapmak. Daha önceki ayetle bağlantısını kuracak olursak, sırat-ı müstakimden ayrılmak şeklinde de dalin kelimesini ifade edebiliriz. Kur'an'a ve sünnette kullanılan dalalet kelimesine baktığımız zaman, yegane hak din olan İslamiyet'ten sapmak, ondan mahrum kalmak yahut helal kılınan sahayı aşarak haram kılınana tecavüz etme şeklinde de Kur'an-ı Kerim'de tariflerini bulduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dalalet kelimesi yerinde kullanılan bir tabir daha vardır. Gay kelimesi. Gay. Hani cehennemin gayyasına git denir ya. Gayya. Gay. Sapıtmış. Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesi de gay. Fi gayabetil cübbi. Yani ana yoldan gidememiş, kuyuya düşmüş. Gayya dediğimiz. Fesevfe yelkavne gayya. Kur'an'da müteaddit yerde geçer bu tabir. Gayavet. Dalalet yerinde gayavet kelimesi kullanılmıştır. Ve şuursuz ve şaşkın bir şekilde yaşamak demek. Nereye gidecek? Doğru yolu bulamamış. Sapıtmış, sapıttığını da bilmiyor. Hala sapıttığı zaman başka sapıtan yollara giriyor. İşte bunlara da dalaletin diğer bir şekli olan, farklı versiyonu olan gayavet veya gay kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirlerdir. Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımız zaman dalal kelimesi, dal kelimesi, dalalet kelimesi, dalale kökünden türemiş farklı türevleriyle, inşikatlarıyla kelime Kur'an-ı Kerim'de 218 defa tekrar edilmiştir. Gadab kökünden gelen kelimenin 25 defa tekrar edilmesine karşılık dalal kökünden gelen kelimeler 218 defa tekrar edilmiştir. Ve bu yolların biraz daha sınırları geniş demek. Cenab-ı Hak bizi, yani gadab yerinde 25, dalal manasında 218 kelime ile dalali ifade etmesi gösteriyor ki her an imanda dalale, ibadette dalale veya ahlaki noktalarda dalale düşebilme daha da mümkün manasını ifade etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de hak dışında kalan her şey dalalet olarak görülür. Ve uzak manasında, açık manasında, büyük manasında dalaletin kendi içinde değişik tabirleri kullanılmıştır. Yani bir dalalin bait vardır mesela, uzak dalalet. Öyle uzağa düşmüşsünüz ki bazen fi dalalin mübin denir. Apaçık bir dalalet tabiri vardır. Bir de Kur'an-ı Kerim'de büyük dalalet, dalalül azim olarak ifade edilir.
İbrahim suresi 3. ayette اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, ahireti inkar ettiler demiyor. Dünyayı ahirete tercih ederek yaşıyor. Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapıklık içindedir. Derin, dalalin ba'id, derin, çok derin, uzak derin manasında kullanılmıştır. Ve bu mevzuda Kur'an'da çok ayet var. Hepsi üstünde müstakillen şu anda duramayacağım. Yunus suresi 32, Âl-i İmrân suresi 164, Mülk suresi 9. ayetlere de bakabilirsiniz. Bazı ayetlerin meallerini sunmak istiyorum. Dalal ile alakalı. Nisa 136. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar etmek. Bu da Kur'an'da dalal kelimesiyle. İtikatta dalal. Allah'tan başka ilah kabul edip ona eş koşmak, şirk içerisinde olanların dalali, müşriklerin dalaleti, bu da Nisa suresi 116. ayette geçiyor. Lokman suresinde de geçiyor. Ayrı bir dalalet tabiri Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın çağrısına uymamak, onu alaya almak. Kur'an'da bu da dalal kelimesiyle ifade edilmiş. Furkan suresi 41-42, Ahkaf suresi 32. Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu inkar edip ondaki bilgilerden uzak kalmak. Bu da dalalet kelimesiyle Kur'an'da anlatılmış. Fussilet suresi 52, Cuma suresi 2. Kıyametin kopacağından şüphe edip bu konuda yersiz tartışmalara girişmek dalalet kelimesiyle anlatılmış. Ve bu da Şura suresi 18. ayet. Ahiret hayatına inanmamak, Sebe suresi 8, dalalet kelimesiyle. Allah'ın ve peygamberin emirlerine isyan etmek, bu da dalalet kelimesiyle. Ahzab 36. Allah'ın helal kıldığı rızıkları haram saymak, çocukları öldürmek. Bu da En'am suresi 140, bu da dalalet kelimesiyle anlatılmış. Hüküm verirken Allah'ın hükmüyle hüküm vermeyip kendi arzusu, şehveti, kokuşmuş şehvetiyle, arzularıyla hüküm vermek, bu da bir dalalettir. En'am suresi 56, Sa'd suresi 26. Ayrıca akıl ve duyuları kullanmamak da bir dalalettir. Çok önemli bu. Aklını kullanmıyor, duyularını kullanmıyor. Çünkü ilim elde etme yollarından bir tanesi aklı selim, diğeri de havası selimedir. Bunları kullanmıyor. Hani deriz ya, ya aklını çalıştır biraz. O da Kur'an'da dalalet olarak anlatılıyor. Araf suresi 179. ayette Allah, ayrıca Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek de Zümer 53 dalalet olarak Kur'an'da ifadesini bulmuştur. Hadis-i şeriflerde de dalalet kelimesi oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın saptırdığı kimselerden olmaması için ona niyazda bulunmuş ve bu mevzuda ümmetini uyarmıştır Efendimiz Aleyhisselam. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde ve bir de ayrıca Tirmizi'de bununla alakalı hadis-i şerifler de vardır. Böylece bu mevzudaki bazı müfredatı bu ayette geçen kısaca huzurlarınıza getirmiş oldum. Allah'ın bizi mağduptan yapma derken Kur'an'daki diğer mağdup ayetleriyle, Allah'ın bizi dalinden de yapma derken Kur'an'da 218 defa tekrar edilen dalin ayetleriyle bunların manalarını bileceğiz. İşte onları murat ediyoruz.
Allah'ım bizi mağduptan ve dalinden yapma, bütün bunları ifade ediyor. Evet, müfredat manasına ayetin dikkat çektikten sonra şimdi genel bir tevcih ve tefsir üstünde durabiliriz. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin derken bizler neleri kastediyoruz? Gazaba uğrayan ve sapıtanların yoluna değil ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. İhtinas sıratel müstakim, sıratellezine en'amte aleyhim ile bu müsbeti de Allah'tan istiyorduk. Allah'ım bizi mağduptan yapma, dalinden yapma. Hemen o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Mağdup ve dalin sırat-ı müstakimin zıttıdır. Allah'tan istediğimiz sırat-ı müstakim cadde üstünde durduk. Geniş cadde o cennete götürüyor bizi. Ama mağduf ve dalin de bizi cennete götürmüyor ve onun zıttı olan, tersi olan yollardır. Sırat-ı müstakim cennet yolu, mağduf ve dalin cehennem yolu. Sırat-ı müstakim meleklerin yolu, mağduf ve dalin de şeytan yolu olarak ifade edebiliriz. Birkaç kademe içerisinde bu ayetin mana tevcihleri diyebiliriz buna. Ele alacak olursak